Can Suyu kanalıma bugün de hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere koleksiyonuma eklemek için uzun süre beklediğim Hoya Keri yani sevgi çiçeği, sevgi mum çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Sevgi çiçeği Hoya Keri çok özel bir yaprak şekline sahiptir ve genellikle romantik bir hediye olarak kullanılır. Ayırt edici kalp şeklindeki yaprakları nedeniyle sevgililer günündeki geleneksel kırmızı güle harika bir alternatiftir. Saksıda veya asılı sepette büyür. Yeni başlayanlar bile bitkinin bakımını kolayca yapabilirler. Yani bakımı çok kolay bir bitkidir. Güneydoğu Asya'nın tropikal iklimlerinde yetişir. Kalp şeklindeki yapraklarından dolayı kalp çiçeği ismiyle de bilinir. Sevgi çiçeği tırmanarak büyüyen bir bitkidir. Bireysel sürgünler 1 metreye kadar büyüme uzunluğuna ulaşabilir. Dökülmeyen yaprakları birbirine zıttır. Ön yüzdeki kalp şeklindeki yaprakları 12 santim uzunluğuna ve 9,5 santim genişliğine kadar ulaşabilir. Çiçekler simetrik olarak gelişir ve bir çiçek salkımı oluşturur. Çiçeğin tamamen açması için geçen süre 2 haftadır. Çiçekler pek kokulu değildir ancak kırmızıdan kahverengiye dönüşen çok fazla nektar üretirler. Hoya Keri az bakım gerektiren bir ev bitkisidir. Doğrudan güneş ışığı almayan aydınlık bir yerde en iyi şekilde büyürler. Ev bitkileri veya kaktüsler için uygun ticari saksı toprağında yetiştirilebilirler. Düzenli olarak kireçsiz su ile sulanır ve her sulama arasında toprak kurumalıdır. Yalnızca saksı çok küçüldüyse saksı değiştirilmelidir. Bütün hoyalarda olduğu gibi Hoya Keri de küçük saksıları sever. Konumdan bahsedecek olursak eğer Hoya Keri çiçeğinin belirli tercihleri vardır. Belirli ortamları sever. Yer aydınlık olmalı fakat doğrudan güneş almamalıdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Çok fazla doğrudan güneş ışığı ile yaprakları yanabilir. Yaz aylarında yaklaşık 21 derecelik bir oda sıcaklığı ve yüksek nem oranı idealdir. Bunun başlıca nedeni Hoya Keri bitkisinin tropikal bölgelerden gelmesidir. Nemi arttıracağından bitkiye düzenli olarak su püskürtülmelidir. Bütün hoyalarda bu geçerlidir. Evimdeki hoyaların hepsine aynı bu şeyleri kullanıyorum. Mesela konumu evet ışığı seviyor fakat direkt güneş alan yerlere koymuyorum. Sulamasını toprak iyice kuruması aslında iyice kuruması tropikal bölgelerden geldiğinden dolayı tropikal bölgelerde de aslında toprak iyice kurumaması gerekiyor. Ona da dikkat etmek lazım aslında. Sevgi çiçeği gelişmek için gevşek ve geçirgen toprak ister. Kaktüs toprağı bitki suburatı olarak uygundur. Elinizde böyle bir özel bir toprak yoksa orkide toprağı da kullanılabilir. Normal bahçe toprağını orkide toprağıyla karıştırıp verilebilir. Ben bugün aynen o şekilde yapıyorum. Toprağın suyu geçirmesi her zaman önemlidir. Bu nedenle standart saksı toprağını ayrıyeten şunu da yapabilirsiniz. Standart saksı toprağını Hindistan cevizi lifleriyle zenginleştirilebilir. O şekilde yapılabilir. Ama ben orkide toprağıyla normal toprağı karıştırdım. O şekilde çiçeğimi dikiyorum. Hoya Keri düzenli olarak ve kireçsiz suyla sulanmalıdır. Bu şekilde bütün bitkiler mesela evinizde eğer kaktüs yetiştiriyorsanız
veyahut da evinizde bir orkide varsa aynı şekilde kireçli toprağı kesinlikle sevmiyorlar. Hoyalarımız da kireçli toprağı sevmiyor. Mümkünse arıtılmış su kullanılmalıdır. Öyle bir imkanımız yoksa suyu bekletmek lazım öncelikle. Beklettiğimiz suyun içerisine de birkaç damla limon sıkıldığı zaman biraz daha böyle yumuşatacaktır suyu. Dediğimiz gibi hoya keri düzenli olarak ve kireçsiz suda sulanmalıdır. Asla doğrudan musluktan soğuk su, özellikle soğuk su kullanılmamalıdır. Ve sulamalar arasında toprağın birazcık kurumasını beklemek lazım. Ama çok da kurutmamak lazım. Çok kuruduğu zaman o filizler, yeni verdiği filizler bu sefer kuruyor, gelişimi duruyor. Ona da dikkat etmek lazım. Sevgi çiçeğinin budanmasına budama yapmaya gerek yoktur. Her budama ile çiçeklerin gözle görülür şekilde azaldığı aklımızda olması lazım. Hoya keri bitkisi tüm yıl boyunca iç mekanlarda kolaylıkla yetişebilir. Süs bitkisinin canlılığı kış boyunca yenilenmesine izin verilirse önemli ölçüde artar. Hoya keri yapraklarını dökmez. Bir tane yaprağı uzun süre devam edebilir. O yüzden bakımına dikkat etmek gerekiyor. Ek bir saksı, bu şekilde saksı kullanacaksanız altına bu şekilde ağaç kabukları veyahut da taş koyabilirsiniz. Sevgi çiçeği çoğaltmak için kestiğimiz kısımları dikmek yeterlidir. Bunun için ana bitkinin bir yaprağı veya bir dal kesilir ve taze saksı toprağına yerleştirilir veya bir suya bırakılabilir. Bir suya bırakıldığı zaman da köklenmesi beklenir. Bugün benim yaptığım gibi köklendiği zaman da alıp çok rahatlıkla saksınıza dikebilirsiniz. Sevgililerimize, sevdiğimiz kişilere hediye edebileceğimiz aslında en güzel hediyelerden bir tanesidir. Şunu da söylemekte fayda var. Hoya kerimize düzenli olarak su püskürtmek lazım. Başta dediğimiz gibi tropikal ortamlardan geldiği için nemi seviyor. Nemi sevdiği için de belli aralıklarla düzenli olarak da su püskürtmek lazım. Püskürteceğimiz suyun da kireçsiz olmasına dikkat etmek lazım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve sağlıcakla kalın.